Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arabada sadece iki kişiyiz. Çocukları anneme bıraktık arkadaşlar. Cumartesi bugün. Cumartesi sabah saat 9.45. Sabah eşim hadi hazırlanın diye bizi hazırlandırdı. Biz zannediyoruz dışarıya parka çıkacağız veya alışverişe gideceğiz zannediyoruz. Meğerse eşimin başka planları var. Şimdi iki haftadır evdeyiz. Eşim de evde olunca çocuklarla benim biraz zorlandığımı fark etti sanırım. Beni bugün birazcık wellness'e götürecek. Yani sürpriz oldu bana da. Şimdi hazırlandık. Eşyalarımızı falan hemen apar topar, inşallah bir şey unutmamışımdır. Toparlandık. Çocukları annemlere bıraktık ve şimdi eşimle yola çıktık. Gidiyoruz. Nasıl bir yer? Ben bilmiyorum. Sen de muhtemelen, eşim de bilmiyor. Bakalım, gidip göreceğiz. Güzel bir yermiş. Çok kimse de gördüm. Gitmişler. Yani bakalım, bir de biz deneyelim bakalım. Biraz anne baba saati bugün bizim için. Mehmet Ali arabamızı park ediyor. Geldik şimdi. Yani çok da uzak bir yerde de değilmiş aslında şimdiye kadar. Neden görmedik, neden bilemedik buraları. Başörtümü bozmuşum, gözlüğümü çıkarttım. Evet. Şöyle My Spa. Arkadaşlar şimdi geldik. Şöyle biraz sizlere çekeyim burayı. Evet. Ön tarafta koku seçiyorsunuz. Herhalde içeride buhar banyosu için kullanıyorlar sanırım o kokuları. Onlardan seçiyorsunuz. Ondan sonra şimdi bize anlatacaklar. Mehmet Ali, çantamızı şuraya koyacağız herhalde. Kartla. Aynen. Evet arkadaşlar, 2 saatimiz bitti ve biz şimdi çıkıyoruz. Gerçekten iyi geldi. Yani insan baya baya dinleniyor hem ruhen hem bedenen. Yani şimdi de evimize doğru gidiyoruz çocukların yanına. Evet, şöyle. Tek tek odalar arkadaşlar. İçerisinde jacuzzi var. Ondan sonra buhar banyosu var. Böyle suyla masaj yapan bir koltuğu var. Darlesi basma ya. Ya danke. Şöyle buranın dekorasyonu da çok güzel. Burada insanlar var. Benim için o tarafı artık birazdan çekeyim. Buradan giriyorsunuz. Şöyle. Çıkarken arkadaşlar içeriden içecek veya yemek alabiliyorsunuz. Çıkarken de buraya kartınızı gösterip buradan. Ödüyorsunuz sen de değil mi? Ben de aldım. Buradan aldıklarınızı da ödüyorsunuz. Havlunuzu, terliğinizi, her şeyinizi buradan alabiliyorsunuz. Sadece oda size ait. Kart. Başka kimse yok içeride. İçeride unutmuş olabilir misin? Nerede tutuyoruz? Bilemiyorum, sen bak ona. İçerideki kullandıkları sabunlar çok güzel arkadaşlar. Bayağı da güzel dekore edilmiş. Yani sadece siz girebiliyorsunuz. Ismarladığınız yemekleri de böyle cam bir şeyin içine koyuyorlar. Size sinyal veriyorlar. Siz gidiyorsunuz, kapısını açıp oradan alıyorsunuz. Hani küçük bir yer gibi yapmışlar. Ara gibi yapmışlar. Yani o da hiç sorun olmuyor. Şurada arkada. Eşinizle gelebilirsiniz, annenizle gelebilirsiniz, arkadaşlarınızla. Yani her şekilde değerlendirilebilecek bir ortam. Güzel yani. Biz beğendik. Masaj da çok güzel. Su masajı değil mi? Aynen, o koltuk da güzeldi. Sırtıma acayip iyi. Evet, sen ve sırt problemi. İsa da orada yattım zaten. Evet. Arkadaşlar biz buraya geldiğimizde hava kaç dereceydi hatırlıyor musun? 26. Hayır canım. Ne? Geldiğimizde 26 derece evet. Miydi? Ama sabah biz evden çıktığımızda 18 dereceydi. Hı hı. Şu an 27-28 derece. Yani bizim girmemizle çıkmamız 2 saat kaldık orada arkadaşlar ve şu an 27-28 derece. Neyse, Allah'tan arada sırada esiyor. Şimdi yanımdaki arkadaş acıkmış. Ya da kahve mi içesinler? Yok. Ben senin, içeceğim. Senin sayende gidiyoruz şimdi. Gideceğimiz yere. Evet.
Kocam bir de bir sürü sürpriz hazırlamış. Bu arada yandan giriyordu, gördün mü el kabili? Ama çok şey, soğukkanlı davrandım. Ben bağırmamak için kendimi zor tuttum. Hadi bakalım. Bugün de cumartesi arkadaşlar. Yol sokak insan kaynıyor. Tabii milletin boş günü. Burada gelebildikleri, gezebildikleri yere gelmişler. Yani. Yusuf Selim'in de uykusu gelmeye başlamıştır. Sabah gene erken kalkmıştı. Yetişelim de onu da. Uyumaz gerçi ama bir şansımı denerim. Niye uyumuyor acaba ya bu çocuk? Dün akşam babasıyla biraz oyun oynamışlardı. O araya tabii böyle biraz enerji mi geldi? Ne olduysa yatağın içinde dön bir türlü uyumak bilmedi. İnanamıyorum gerçekten. Hifa deseniz aynı şekilde. Anne sizinle yatabilir miyim? O da uyumuyor yani. Bizim çocuklarda bir sorun var. Uyku problemi var. Yani bir de arkadaşlar ben sabırlı bir insanım. İnanın denemediğim metot kalmadı. Sabah 5'te mi kaldırmadım çocuklarımı? Yani bunu bir de uzun bir müddet. Hani bir gece bir gün denedim, olmadı da değil yani. Sürekli yapıyoruz ama bir türlü. İşte demek ki çocukların yapısı öyle yani. En son buna kanaat getirmek zorunda kaldım. Kendimi öyle rahatlatıyorum artık. Neyse camlar açık arkadaşlar. Duymayabilirsiniz. Birazdan görüşürüz. Arkadaşlar şaka gibi biz kahve almıyoruz. Beka'ya geldik ve tamamen boş. Hiçbir şey kalmamış. Biz de şimdi karşıdaki Aldi'ye geldik. Dalga mı geçiyorsun sen be? Artık yapacak bir şey yok buradan. Alacağım. Buradan kahve ne içeceğiz? Nublak çıkarttı. Oha. Denemek lazım biliyor musun evet. Onu? Yani tam burası da Bekara'yı aratmıyor şu anda ama. Neyse zaten benim niyetim yemek değil. Ben kahve istiyorum. Burada kahve. Ne alacaksın sen? Hadi al kendine. Oha baya iyi buranın şeyi Mehmet Ali. Bence kendine bir tane şundan al. Bize söyleniyor değil mi? Bilmiyorum. Evet bize söyleniyor. Evet arkadaşlar böyle insanlarla da muhatap olmak zorunda kalabiliyorsunuz maalesef. Bir tane alalım mı? Hadi. İnanılmaz. Yani muhtemelen hasta birisi. Başka türlü düşünemiyorum böyle bir şey söylesin. Evet arkadaşlar yaşlılar gibi oturduk, güvercin besliyoruz. Mehmet Ali'nin ruhu 70 yaş üstü. Adama karnını doyur diye oturduk buraya. O da güvercin besliyor. Bunlar da aç. Ya onlar aç mı onu da bilemiyorum. Baksana tonkuç gibiler. Bunlar aç kalır mı ya? Maşallah. Tabii ki aç kalmazlar. Herkes oturuyor. Aynen öyle. Her gelen senin gibi azıcık beslense yakında bunlar tavuk diye gezer ortada. Bunu da çok acayip yaptılar bak. Ama çok güzel olmuş biliyor musun? Bankları üst üste koymuşlar şelale. Güzel fikir. Yani iyi fikir. Burası arkadaşlar Mehmet Ali'nin iş yerinin karşısı. Yani Mehmet Ali istese her gün buraya gelip buradan karnını doyurabilir. Şimdi yavaş yavaş gidiyoruz. Orada. Hadi ver.
Hadi çocuklar nasiplensinler. Ama ne güzel yiyorlar. Bu arada yok arkadaşlar, çok şekerli ya. Yani Starbucks'ın kahvelerini seviyorum ama içine o kadar çok buz koyuyorlar ki hiç o şekeri fark etmiyorsunuz. Ama böyle sek içince de hakikaten hiç olmuyor. Neyse, gene kendimi zorlayıp içeyim. Yoksa Mehmet Ali sen de içer misin? Dün ben bunun vanilyalısını aldım. Mehmet Ali'ye diyorum ki evimin direği sensiz boğazımdan geçmedi. O da bana bakmış diyor, beğenmedin herhalde diye. Aşk olsun. Onun için mi söyledim ben? Neyse, aramızda kalsın, gerçekten beğenememiştim yani. Hani çok tatlı arkadaşlar. Beğenmemekten ziyade çok tatlı. Bu havalarda insana bayacak bir tadı var. Burada ıhlamur ağaçları var. Evet, bu sene o kadar çok ıhlamur ağacı var ki. Annem küçükken hep 20 tane mi ne ıhlamur ağacı toplardı, şu mavi büyük çuval 2-3 tanesini. Okay. Bir tane çuvalda hep sırf kiraz dolu. Bir de ekşi. Vişne. Vişne mi? Vişne. Vişne toplardık. Evde balkona sererdik. Tüm balkon 12 metrekare mi ne vardı. Tüm sererdi, kururdu. Bol bol çay içerdik. Gerçekten de çok lezzetli yani. Hadi bittin mi? Gidelim mi? Bittim. Hadi gidiyoruz bakalım. Son olarak da eşime yatak bakmaya gittik. Daha doğrusu bize yatak lazım ama yani bel problemi eşimde olduğu için ona uygun bir yatak arıyoruz arkadaşlar. Henüz bulamadık. Şimdi Zekmile'ye gittik. Hazırda da birisinin bize yardımcı olması lazım. Çünkü biz bilmiyoruz nasıl bir yatak almamız gerektiğini. Ama o da Semeri'yle 80'e mal oldu gene. Zekmile'daydık şimdi. Oraya baktık bir de. Daha yatak arayışımız bitmedi. Daha hala arayacağız bakalım. Güzel bir yatak bulabilirsek. Hayır, yatakların da gönderme. Onu da şimdi bu aralarda sipariş vermemiz gerekiyor. Çünkü 8'de 12 hafta gene gönderme süreleri varmış. Artık bakalım nasıl olacak, hayırlısı. Ama eşimin beli için mecbur ona uygun bir yatağa ihtiyacımız var. Onu arıyorduk. Geçen hafta da gittik, bir yerlere daha baktık. Yani biraz da fiyat karşılaştırması da yapıyoruz. Çünkü gerçekten çok pahalı yataklar. Bugün baktığımız yani eşime uygun olabilecek ve çok böyle afaki lüks olmayan bir yatak 4000 euroya denk geldi. Hiçbir artık, şey de yoktu. Aynen, hiçbir şey de yoktu. Ne rengini seçebiliyorsunuz, ne bir şey yapabiliyorsunuz. Hani her şey oradaki olduğu gibi almak zorundasınız ve 4000 euro dediler. Yani o da biraz fazla geldi bize açıkçası. Ya bakalım hayırlısı. Şimdi ben eşimi eve bırakacağım. Eşim bugün tatilinin son günü, resmi son günü. Onun için eşimi eve bırakıp oradan da annemlere, çocukların yanına gideceğim. Saatimiz şu an 2, sabah 9.30'da bırakmıştık çocukları. Arabamı park ettim, şimdi annemlere çıkıyorum. Gelirken hava çok sıcak diye karpuz aldım. Ve dışarıda fırtına başladı. Yani şimdi annemlere geldim, çocuklar bakalım ne yaptılar. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar, kanalımız büyüyor. Her gelene çok çok teşekkür ederim. Kanalımda kaldığınız için, seyrettiğiniz için arkadaşlar. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar.